Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi gördüm bizi ben. Sizin yanınızda oldum. Maşallah hocam. Müdürüm nasılsınız? Bak, sağ olun. Ne hocam? Hep böyle olunca destek. Sayın Bakanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım. Çok yakın bir görüşme. Ya, Sayın Fatinoğlu hoş geldin. Geciktiniz başkanım. Çok bekledik sizi. Çok bekledik. Ne haberi beklediniz? Geliyorlar. Öyle mi? Aa, herkes sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şaka bir yer değil mi? Ben de bir de geldim valla. Bir zaman toplantı var. İnanın var. Gireceğiz ben de giderim yani. Haberiniz yok. Yok ya. Sizin konuşacaklarınız var. Yok hayır sorun şu. Ben gerçekten bekledim başkanım zaten. Ben de bana da diyorlar ki şimdi gel biraz daha bekle. Kalabalık tamam ona göre. Anladım. Yoksa... Olur mu öyle şey? Başkanım. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Hanımefendi böyle evet lütfen. Evet başkanım. Evet. Sen buraya bak. Evet. Ya görünce mi gidiyor Allah Allah ne oldu problem mi çıktı yani ne kadar arkadaşlar, teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Başkanıma, Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Mensuplarına teşekkür ediyorum. Efendim, şerefkar oldunuz, şeref duyduk, şeref verdiniz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Başkanım, siz Bakırköy'ün yabancısı değilsiniz. Bakırköy'de hizmetiniz oldu, yıllarca hizmetiniz oldu. Efendim, Bakırköy'ün meseleleri, Allah'a şükürler olsun ki, yani 39 ilçemizin sorunları asgaride olan bir ilçeye inşallah başkan olacaksınız. Allah izin verirsin. Evet. Sevmem. Projeleriniz vardır. Arkadaşlarımıza, üyelerimize, projelerinizi anlatabilirseniz memnun oluruz. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanım sizin aday niye gecikti? Daha bildirmediler. Önümüzdeki hafta gecikmedi aslında. Ben isterseniz yemekten sonra mı yapalım bu şeyi yoksa? Ben bir iki cümle söyleyeyim de. Efendim. Sözlerimin başında hepinizden hanımefendiler. Ramazan'cığım şöyle bir müsaade edersen arka tarafı bir göreyim abi ne olur. Herkese özür diliyorum. Bana yanlış bir bilgi geldi. Ben hazırdım. Çünkü devlet hayatında ben 40 yıl devletin görevinde bulundum. 16 yıl belediye başkanlığı yaptım. 16 yılda parlamento hayatım var.
devlet bakanlıklarım, acizane ilk çevre bakanlığım, hep bu görevlerim esnasında birinci aklımda olan birinci prensibim verdiğim sözü yerine getirmek. Hele randevu saatinde mutlaka orada olmak. Özellikle sizin gibi müstesna bir ekibi bu kadar beklettiğim için ne olur özür diliyorum. Bana gönül koymayın. Hakkınızı helal edin. Bana verilen bilgi hep yanlış oldu. Dediler ki daha henüz gelmedi arkadaşlar. Biraz bekleyin. Diyorum ki ya saat bu saat niye bekletiyorsunuz? Biraz daha bekleyin, biraz daha bekleyin. Geldim ki millet dağılmak üzere. O yüzden ne olur buyurun yemeğinizi. Bana ne emriniz olursa, ne sorunuz olursa ben hazırım her zaman. Çünkü başkanımın söylediği gibi. Başkanım benim büyüğüm, abi müsaade ederse, dostumuz. Ne görev olursa, ben biliyorsunuz 90 yılında buraya geldim. Acizane iki dönem, mesela son ayrıldığımdaki dönemde aldığım oy oranı %52 idi. Siz evet. Takdir gösterdiniz. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Yani bakın bu kadar sene sonra 40 yıl politikada olup milletin karşısına çıkabilmek çok önemli bir şeydir. Allah'a hamdolsun bu benim için büyük bir onur. Eğer insanların kafasında, alnında başka bir şey varsa çıkıp böyle konuşamazsınız. 40 yıl sonra ben gelip diyorum ki size, ben kimsenin hakkını yemedim. Bir, ben layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Atatürk ilkelerinin temsilcisiyim. Kimsenin endişesi olmasın. Anavatan Partili olarak Sayın Cumhurbaşkanım beni davet etti. Anlatıldı, konu çok önemli dendi. Bakırköy zaten benim memleketim, benim hizmet ettiğim yer. O yüzden de bugün burada sizlerle beraberiz. Nasıl takdir olursa, çünkü ben görevimi yaptım, belli bir yere kadar geldim. Bakırköy'de görev yapmak benim için çok büyük bir onur. Ama ben Bakırköy'ün daha büyük ihtiyaçların olduğuna inanıyorum. Kimseyi de kötülemiyorum. Mevcut belediye başkanım da benim arkadaşım, yanlış anlamayın. Eksiktir, doğrudur. Onu siz takdir edeceksiniz. Yani şimdi bizim kavgayla geçecek zamanımız yok. Bir kere bunu bizim burada başkanımızın başkanlığında belki de buradan, bu ocaktan bunun yanması gerekir. Ya yeter artık kavgadan. Bir araya rahmetli Özal da şu işareti yapmıştık. Hatırlarım. Evet. Bir araya dönüyoruz. Kavga, gürültü, tehdit beni hiç ilgilendirmiyor. Dedim ya benim arkadaşım belediye başkanımız. Bu kadar emeği var, bu kadar görev yapmış. Doğruyu eğriyi gidip sandıkta siz karar vereceksiniz. Ben şimdi neyim, ne yaptım buraya kadar? Ben en çok şunu söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin çevre değerlerine önem veren ilk başkanıyım. Parlamentoda bu iş için verdiğim mücadele hakikaten 10 ciltlik bir kitap olur. En son bir şey söyleyip bitireceğim. Biraz önceki bir toplantıda Konyalı iş adamları, çok geniş bir toplantıydı. Önümde sürahi vardı, bardak vardı. Konuşurken elim değdi, döküldü su. Bezlerle, şeylerle, kağıtlarla suyu toparladık. Dedim ki işte bu çevre kirliliğini önleme genel müdürlüğü. Bakanlar kurulunda tam 9 saat ben Çevre Bakanlığı'nın kuruluşunu anlatıyorum. Kabul etmiyor kimse. İçişleri Bakanı kabul etmiyor. Milli Savunma kabul etmiyor ki. Ya yok, Çevre Bakanlığı kurulursa siz bizim değerlerimizi el atarsınız. Ya yok dedim. Biz düzen getireceğiz. ÇED'i yazmıştık, çevresel etki değerlendirmesini. Neyse, o günde sürahi var bunları anlatırken. Sürahi devrildi dosyaların üzerine. Kaldırdım, sürahiyi koydum. İşte dedim, çevre kirliliğini önleme genel müdürlüğü budur. Bunun için dedim. Ondan sonra da gittim başbakana dedim ki, 9 saat olmuş. Eğer kabul etmiyorsanız ben görevi bırakıyorum. Politikayı da bırakıyorum, parlamentoyu da bırakıyorum. Git otur yerine dedi kardeşim. Hayırlı olsun, Çevre Bakanlığı kurulmuştur dedi. Öyle bir anımı onlarla paylaştım. Size de arz ettim. Siz bizim için baş tacısınız. Efendim ne zaman emriniz olursa bir kardeşiniz olarak orada daimi hazır olacağız. Hele başkanımızın sizlerin verdiği emek. Siz artık çalıştınız. Bu ülkeye gönlünüzü verdiniz. Şimdi hizmet etme zamanı bizim. Ardına kadar açık olacak kapımız. Ne emrederseniz onu yapacağız. Birlikte yapacağız. Burada oturup birlikte karar vereceğiz. Bir de şu avantajımız var. Ben konulara sahibim. Biraz önce bana sordular. Dediler ki
bu depremle yeniden yapılanma, kentsel dönüşüm benim işim. Endişeniz olmasın. Bunu çok samimi söylüyorum. Ama insanları yormadan, üzmeden. Hadi evi yıkıyoruz kardeşim, karot aldık, çıkın. Nereye çıkıyorsun ya? Nereye gönderiyorsun sen adamı? Yani o insanlar emekli maaşıyla aldığı, verdiğiniz 3 milyon lira, 5 milyon liraya nereye gidecekler? Bunların hepsini düşünerek, çünkü ben aşevinden yetişerek büyümüş bir insanım. Sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Allah'a şükür. İnşallah bundan sonra sizin verdiğiniz destekle, size danışarak beraber birlikte idare edeceğiz. Burası bizim danışma meclisimiz olacak, kabul ederseniz. Bu kısmı alkışlayın, önemli bir şey. Sen de alkışlayın valla. Evet. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin, amin. Tekrar affınızı diliyorum. Lütfen. Çok büyük ayıp oldu. Böyle olduğunu bilmiyorum. Ama bu işte uğraşan arkadaşımdan bunun hesabını soracağım ben. Sağ olun. İnşallah iyi olacak her şey. Ben ümit ediyorum. Türkiye güzel bir ülke. Kaynakları var. Bir şeyle sonlandıracağım. Dediler ki Ataköy çok kötü. Orada savcı ve hakimlerin olduğu konutları karotla yıkım kararı almışsınız. Ben değil tabii. Alınmış. Belki de belediye başkanımız mecbur kaldı. Öçtürdü, aldı. Onlara da hadi yıkıyoruz, çıkın. Nereye çıkacaklar insanlar? Belki orada oturanlarınız var. O görevde olmasanız bile. Nereye çıkacaksınız? Sizden sonra o toplantıya gidiyorum şimdi ben. Kaynak üretme toplantısına. Orada koskoca bir havaalanı var. Tavın yaptığı. Koskoca bir kapalı alan var içerisinde. Orada yaptığımız hesaba göre 1+1=2 konumunda hemen çok hızlı yerleşim merkezleri inşa edip önce vatandaşı orada iaşe ve ibadesini sağlayacağız. Ondan sonra çok hızlı, efendim müteahhit geç kaldı. Hayır, müteahhitin sorumlusu ben olacağım. Öyle gelip parasını alıp ben vurdum gidiyorum. Sömel betonunu atıp bilmem ne, parası, asıl para kaynağını aldıktan sonra kaybolan müteahhit olmayacak. Benimle akit yapacak müteahhit. Yani bunları niye anlatıyorum? Endişeniz olmasın. Kentsel dönüşümü birlikte en iyi şekilde, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden. Bakın onu söyleyeyim. Çünkü ben yemedikten sonra benim adıma aşağıdaki adam nasıl yer? Bakın diyorlar ki belediye başkanı temiz ama başka yerde, ben Konya'da da yaptım. Adam temiz ama aşağıdaki adamlar. Olur mu öyle şey? Belediye başkanının haberi olmadan hiçbir şey olmaz. Birlikte burada sizin Yüksek Danışma İstişare Kurulu mu adı? Ne evet. Dersiniz başkanım? Ne emredersiniz? Evet. Onu söyleyelim. Birlikte oturup karar alacağız. Birlikte bize yol göstereceksiniz. İşte hayat çok kısa. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Herkes gidiyor. Gidenler ne? Yani onun için buna çok değer ve saygı duymamız gerekiyor. Tekrar özür diliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepinize de görüşmüştüm. Dolayısıyla tekrar etmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP başkan adayımız da bir en azından 5 dakika oturmak istedim. Tekrar geri döndüm. Görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta adayımız belli olacak. Bomba gibi bir adayla geliyoruz. Bana başarılar diledi. Başarılar tabii ki diliyorum. Sonsuz başarı. Deneyimlerinizin kesinlikle ben araştırdım da hatta sizi. Ve babaannem geçen gün sizden çok bahsetti. O da anlattı yaptığınız şeyleri. Oyunu bana verecek babaanne. Ama şöyle söyledi. Dedi ki Ali Talip Bey'den faydalanın dedi. Sağ olun. Ona fikir sorun dedi. Ama gençlere bırakın siyaseti de dedi yani. Onu da söyleyeyim. Sağ olun başkanım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakırköy için faydalı olan neyse olsun. Sağ olun. Başkanım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Canım hadi. 12 sene...
dizinin dibinde kaldı. Bir oturup bir konuşalım. İnşallah. Çok güzel İnşallah. Günlerimiz geçti İnşallah. Abi. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başka.